Şimdi şunu yapalım. Aynı sayfaya isterseniz carilerin tekrar cariler, nakit, çek, senet, çek senet de yazabilirdik. Banka gibi ve toplam diyerek. Acaba hangi cariye ne kadar nakit, ne kadar çek, ne kadar bankayla ödeme yapmışız? Bunu görün. Benzer şekilde sayfa 2'deki carilerimizin kaç carimiz varsa, kaç carilik bir plan yaptıysak kopyalıyoruz. Rapor sayfasına geldik. Tekrar özel yapıştırdan bağ yapıştır diyerek bunları buraya alıyoruz. Sıfırları en son komple kaldıralım. Şimdi nakit acaba ne kadar olmuş? Bakın eşittir. E topla işimize yaramaz. Tek şart değil, iki şart var. Hem prestij olacak hem nakit olacak. Çok E topla tekrar yapacağız. Çok E topla. Aralık toplamımız sayfa 1'deki tutar sunumuz. Bunlara alışın artık. Çok basit şeyler. Ölçüt aralığı birimiz markalardaki rapor sayfamızdaki markalar sunumdaki prestij, yani firmalar sunumdaki prestij noktalı virgül. İkinci ölçütümüz ise sayfa 1'deki açıklama 1 sütunundaki noktalı virgül, tırnak içinde nakit olan değerler. Tırnağı kapatıp parantezle kapatıyoruz. Enter'a bastığımız zaman bakın buraya nakit 1000 lira ödeme yapıldığını ve kime ne yaptığımızı görürüz. Şimdi bunu yana doğru kopyalarsak arkadaşlar hataya düşer. Sabitlemeler yapmamız lazım. İsterseniz çok iyi toplayı daha iyi öğrenmek için sabitlemeyi yapmayalım. Tekrar çok E topla yapalım. Bakın çok E topla. Aralık toplamımız sayfa 1'deki tutar sütunumuz noktalı virgül. Ölçüt 1 aralığımız markalar, cariler kısmındaki firma isimleri. Ölçüt 1'imiz ise şurada oluşturduğumuz rapordaki prestij noktalı virgül. İkinci ölçüt aralığımız sayfa 1'deki açıklama 1 sütunu. İkinci ölçütümüz ise sanırım bankaydı. Banka değerleri. Enter'a bastığımızda çekmiş. Düzeltelim. Shift tıklayın. Şuradaki bankayı tırnak içinde çek yapın. Enter'a bastığınızda şey yaparız. Bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman diğer değerlerin hesaplandığını görürüz. Bankayı hesaplayalım. Tekrar çok iyi topla. Benzer şekilde sayfa 1'de tutar sunumda noktalı virgül. Carilerde git. Rapor ekranında prestije gel. Noktalı virgül. Tekrar sayfa 1'de buradaki yerde de tırnak içinde çek deyip tırnak kapatalım. Parantezde kapatalım. Enter'a bastığımız zaman bunlar da karşımıza gelir ve genel toplamları da eşittir. Topla diyerek bu değerleri buradan alıp Enter'a bastığımızda işlemleri rahatlıkla yapabiliriz. Toplam değerleri bulduktan sonra şöyle yapalım. Bu tabloyu komple seçelim ve benzer şekilde koşullu biçimlendirmeden hücre kurallarını vurgula eşittir 0 diyerek ve özel biçim diyerek buradan beyazı seçip isterseniz bunları bu şekilde tekrar gizleyebilirsiniz. Artık burada tabi binlik basamaklarını yaptıktan sonra belki tekrar yapmak lazım. Evet. Burada tek bir sayfadan firmaya olan bütün borcunuzu, bakiyenizi, alacağınızı ve detaylarını da buradan görmeniz mümkün. Hatta istersek ayrı bir sayfada da, gerçi burada da görüyoruz onu. Hani ayrı bir yan tarafta da mal alışlarımızı da yapalım mı? Gerek yok. Burada zaten görülebiliyor.